Gençler, kendinize bir kardeş edinin. Kendinize bir dost edinin. Evet, müminler ancak kardeştirler. Bu genel bir ifadedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah dedi bir kula hayır nazarıyla bakarsa, ona dedi unuttuğunu hatırlatacak, hatırında olanı işleme konusunda yardımcı olacak bir salih dost verir dedi. Ömer bin Hattab da ekledi. Dedi ki böyle bir dosta sahip olan dedi ona sahip çıksın. Böyle bir dosta elde etmek her zaman kolay değildir Müslümanlar. Neden? Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh bunu biraz daha şerh etti. Biraz daha açtı. Dedi ki gerçek dost, gerçek kardeş senin dağınık halini düzeltmek için kendi düzgün halini bozan kişidir diyor Subhanallah. Musibetler diyor kapını çaldığı zaman, imtihanın birisinden çıkmadan diğerine girdiğiniz zaman senin halin darmadağın olacaktır ya, sen bir rüzgarın karşısında yaprak olacaksın ya, o sıra kendi halini bozan kişidir, senin gerçek kardeşindir Subhanallah. Var mı Müslümanlar böyle? Biz kardeşlik oyunu oynuyoruz Müslümanlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Evet, müminler kardeştirler. Ama ne olur bunu da unutmayın. Bunun da bir sınırı vardır. Bir hududu vardır. O Selefi Salih'in bu sınırı da çizmiştir. Demiştir ki kardeşlik üçe ayrılır. Birincisi hava ve su mesabesinde olanlardır. Görmeden edemezsiniz kardeşlerim. Onunla beraber oturmadan bu hayat içerisinde her geçen gün sizin için israftır. Ona soru sormadan, onun gözlerinin içine bakmadan, onunla nasihat etmeden geçirdiğiniz her an sizin için acı ve kayıptır. Yok mu böyle bir dostunuz? Muhakkak bir tane de olsa vardır. Bu diyor hava ve su gibidir. Onlarsız yaşayamazsınız. Ama dostların bir çeşidi vardır ki o da diyor ilaç gibidir. Yani hissettiğiniz zaman alırsınız. İlacı her zaman kullanmazsınız. İhtiyacınız olduğu zaman ararsınız. Kendisinden yardım talebi istersiniz. 3 yıl sonra telefonunuz çalar. Ey Allah'ın kulu, beni hatırladın mı? Ben falancayım. Yapma ya. 3 yıl sonra hiç indi işte. He? Seni gibi deyip kapattığımız anları ne olur hatırlayın. Selef demiş ki bu ilaç gibi bir dostluktur. Hatırlandığında seni birileri arıyorsa, ihtiyaç anında seni biri arıyorsa, sana muhtaç olduysa, kardeşim sen onun gözünde ilaçsın. Belki şu an hepimizin dostluğu bunun içerisine girmektedir. Birbirimize ihtiyaç olduğumuz anlarda aramaktayız. Ya paraya ihtiyacımız olduğunda ararız. Ya hanımımızla kavga etmişizdir. Nasihat almak için birbirimizi ararız. Ya ticari anlamda bir bilgi almak için birbirimizi ararız. Bunun dışında arıyor muyuz Müslümanlar? Ya kardeşimi görmedim de bugün mescide sırf onu görmek için gideceğim diyen kaç tanemiz var? Ben onun yürüdüğü yolda bekleyeceğim, o adamı göreceğim, bana selam vermese de benim gözlerim onu gördü ya, kalbim mutluluktan havaya uçacak dediğimiz kaç tane kardeşliğimiz var bizim Allah için? Günlerce birbirimizi aramıyoruz, kimse birbirini sormuyor. Adam enkazın altında kalmış, 3 hafta sonra kardeşim diyenler ondan haber alıyor. O yüzden birbirimizi ne olur kandırmayalım, bakın. Birbirinizi kandırmayın. İçinizi kandırmayın. Hani abi Müslümanlar, hani kardeştiler. Hani Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi'nde diyordu ki müminler ancak kardeştirler. İşte onun bir sınırı varmış Müslümanlar. Onun bir sınırı varmış. Ya sende hayır yok, bende hayır yok. Allah böyle bir dostu bize vermedi. Ya imtihan ediyorlar Allah Azze ve Celle. Böyle kadın bir dostu bize ulaştırmadı. Velhasılı kelam ilaç gibi bütün kardeşler bizim yanımızda elhamdülillah. Zorluk anımızda birbirimize yardım edebiliyoruz mu? Talep edildiğinde karşılayabiliyoruz mu? Biz buna da kafiyiz elhamdülillah. Ama şu üçüncüsü olmayacağız. Ve üçüncüsünün olacağını da yüreğimizin bir tarafına yazacağız. Zihnimizin bir tarafına yazacağız. Ne? Hastalıklı kardeşler. İfade aynen öyle geçiyor. Hastalık diyor hükmünde olan kardeşler. Kaçarsın, kurtulamazsın çünkü sana diyor müptela kılınmıştır. Ya kanser hastası bulunmuş olduğu hastalıktan kaçabilir mi bazı dostum? Nereye gidersen git. Nereden uzaklaşmak istersen uzaklaş, kaçamazsın. O seninle beraberdir, kaderine yazılmıştır. Kurtulacağın yer toprağın altına gireceğin yerdir. Ha demek ki bizim bazı kardeşlerimiz olacakmış. Hastalıklı. Kalbinde hastalık olacak, zihninde hastalık olacak, amellerinde hastalık olacak. Dostluğunuzu kurarken bunu düşünerek kurun. Yarın öbür gün ya Müslümanlara ne oluyor abi ya? Haset sahibiymiş hepsi.
Ya bu müminlere ne oluyor? Hepsi de kibirliymiş ya subhanallah. Dememeniz için selef üçe ayırmış bunları. Allah azze ve celle bizi üçüncülerden kılmasın. Böyle bir hastalık bizde zuhur ettiyse Allah azze ve celle en kısa zamanda bizleri bundan korusun. Ne olur gençler, kendinize kadim bir dost edinin. Mutluluğunuzda da sağlığınızda da sevinçli olduğunuz her anda sizinle beraber olacak. Sizi görmediğinde, siz onu görmediğinizde, tabir yerindeyse iki nişanlının birbirine duyduğu hasreti size duyacak olan insanları dost edinin ki kabrinizde de inşallah beraber olursunuz. İnşallah şehit olarak o kabrin içerisinde Allah Azze ve Celle sizin dostunuzu devam ettirir.